herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra var mı sorularınız olur. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Son 10 haftadır bu göreve başladıktan sonra hemen hemen her maçımızı, aslında her maçı hedefi olan takımlara karşı oynadık. Bugün de düşme hattında olan bize kaybederse rakibinin kazanması durumunda küme düşecek bir takıma karşı oynadık. Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli ama Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur. Bugün oyun üzerinden çok değerlendirme yapmayacağım. Sadece geçen haftaki yapmış olduğumuz hata aslında bize çok büyük bir bedel ödetti bugün itibariyle. Bundan dolayı üzgünüm. O 10 maçlık periyot içinde de elimizden geleni ekibimle yapmaya çalıştık. 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Ne yazık ki o mağlubiyet de şampiyonluğa mal oldu. Aslında kredimizin ve hata yapma şansımızın hiç olmadığı bir ortamda göreve soyunduk. Bu anlamda samimice söyleyebileceklerim elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe için hayat devam edecek. Fenerbahçe'de hedefler bitmeyecek her türlü. Bunu da söylemek durumundayız. Tabii şampiyon olsaydık çok daha başka bir sabaha uyanacaktı Fenerbahçe camiası. Üzgünüz. Sorularınız var mı? Teşekkür ederim. Öncelikle ligde kaldığımız için çok mutluyum. Tabii buruk mutluyum. Burası altı çizilecek bir şey. Tüm Kayseri şehrine hayırlı olsun. Ben 20 gündür buradayım ve bana inanan, benim buraya gelmemi sağlayan Sayın Başkan Berna Gözbaşı'na ve yönetim kuruluna öncelikle çok teşekkür ediyorum. 20 günde sürekli konuşan bir adamı, sürekli tesisin her tarafında dolaşan bir adamı dinleyen ve 20 günde 5 maç, 2 günde 3 günde bir maç oynayan takımın oyuncuları bana gösterdikleri sabır ve benim teorilerimi hayata geçirdikleri için, ruh kattıkları için ve sonuç itibariyle de ligde kaldığımız için onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii bir antrenör için zordu 20 günde böyle bir görev. Bunu bana mal etmek çok doğru değil. Hep beraber başardık ama benden önceki antrenör arkadaşlarımın da burada emeği var. Onları da yadsıyamayız. Onlar da birçok puan aldılar. Onlar da ellerinden geldiğince gayret gösterdiler. Ve sonra da 20 gün kala biz geldik. Allah bize nasip etti. Çok şükür Allah bizi utandırmadı. Maça gelince de bugün Kayserispor maçı kazanabilirdi çok net. İlk yarısı 1-0 bitmiş bir oyun. 46 ile 56 arası çok net pozisyonlar. İlk yarıda da vardı hızlı hücum. Belki ilk yarıda 2-0 soyunma odasına girip ikinci yarının başında da ilanla ve birkaç tane çıktığımız hızlı hücumlarda 2-0, 3-0 da bitebilirdi maç. Bitiremedik. Çok isterdim oyuncularımın emekleri alçısından Fenerbahçe maçında bir galibiyet veya bir puan. Biz şu anda baktığımız zaman Trabzonspor'un galibiyetiyle ligde kalmış gibi gözüksek de sahadaki oyun o değildi. O anlamda buruk olduğumu söyleyebilirim. Ama amacımız ligde kalmaktı. Ona ulaştığımız için de ve Kayserispor gibi bir kulübün büyük başarıları imza atmış ve tesis anlamında çok üst düzey seviyede olan bir kulübü de ligde bırakmak bize nasip olduğu için ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnşallah Kayserispor iki sezondur bu Mayıs ayına kadar yaşadığı stresi önümüzdeki sezon yaşamaz. Çünkü Kayserispor Kulübü Türkiye Süper Ligi'nde kemik bir takımdır. Bu yıllardır böyle olmuş.
İnşallah önümüzdeki yıllar daha ciddi bir Kayseri Spor, bunları yaşamayan bir Kayseri Spor yaratabiliriz diye umut ediyorum. Tüm Kayseri halkına da hayırlı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hocam taraftar abi mesajınız olsun. Tabii ben pandemi sürecinden dolayı taraftarla hiç karşılaşamadım. Bu benim için tabii ki kötü. Onlara ama sosyal medyadan çok destek verdiklerini, kendi şehirlerinin takımlarına sahip çıktıklarını uzun yıllardır ben futbolun içinde olduğum için biliyorum ve takip ediyorum. Herhalde onlar da bu kadar stresli bir süreçten sonra mutlu etmişizdir umarım. İnşallah taraftarlı maçlarda görüşmek dileğiyle. Tebrik ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Aynen.